nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili belediye... Kütahya Belediyesi'nin çalışması sonucunda TOKİ'nin Kütahya'da 1300 konut yapma kararına Kütahyalı mimarlar tepki gösterdi. Mimarlar Haftası nedeniyle Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoş yaptığı açıklamada TOKİ'nin Kütahya'da 1300 konut yapması şehir merkezindeki inşaat sektörünü etkileyecektir. İnşaat sektörü ekonomisine darbe vuracaktır dedi. Morkoş sözlerine şöyle devam etti. Bu şehre hiçbir faydası yoktur. Ben bunu net açık konuşuyorum. Çünkü yapılan TOKİ uygulamalarının şehre ekonomik olarak da hiçbir katkısı yoktur. Çok basit bir örnek vereceğim. 1300 TOKİ belli harçlardan muaf oluyor. Belediyelerden harçlar var. Onlardan muaf oluyor TOKİ olduğu için. O 1300 konutu vatandaş yaptığı zaman bizim hesabımıza göre belediye 5 veya 6 trilyon civarında bir harç vermesi gerekiyor. TOKİ yaptığı için o harcı da vermiyor. 6 trilyon. Bakın en basit bir örnek veriyorum. Sadece harçtan girdi. Harç olarak belediye harç vermiyor TOKİ. Yönetmeliklerin çoğundan muaf, asansörlerini kontrol ettirmiyor. Farklı bir kontrol sistemi var onların. TOKİ kendisi kontrol ediyor. Yani TOKİ özelleştirme diyoruz. Ben özel sektörüm, bizim insanlar özel sektör. TOKİ ile ben yarışacak halim yok. Arsayı da bağlıyor. Arsadaki imarı istediği gibi ayarlayabiliyor devlet, belediye ile birlikte. İstediği gibi planlama yapabiliyor. İstediği gibi imar getiriyor. Ve merkezi yönetim ihaleyi yapıyor. Projeler bizim kültürel yapımıza, sosyal yapımıza, coğrafyamıza, şehrimize uygun olmayan projeler oluyor. Hangi ilde olursa olsun. Şimdi TOKİ uygulamaları bizim şehrimize ekonomik olarak bir katkı sağlamıyor. Esnafa katkı sağlıyor mu? Esnaf TOKİ müteahhitlerine mal vermekten korkuyor genel olarak. Yani hepsini söylemiyorum ama bir kısmını söyleyelim. Yani tenzih ediyorum bir kısmını. Diyor ki ben verdim gerisini bilemiyorum. Çünkü müteahhit taşörene veriyor. Taşören taşörene veriyor. Kim kimle muhatap belli değil. Buradaki esnafı gezebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. TOKİ 1300 konutu bir projeyle yapıyor. Bir mimar yapıyor. Bir mimarlık bürosu yapıyor. Bir mühendis yapıyor. Bir müteahhit yapıyor. Tip statü gibi yani. O 1300 konutu 50 konuta böldüğünüz zaman 20 tane ve 25 tane ayrı proje demektir. 25 tane ayrı projeyi 25 tane ayrı mimar, 25 tane ayrı mühendis, 25 tane ayrı jeoloji, 25 tane ayrı harita mühendisi demektir. Bu da şehrimizdeki teknik elemanların, mimarların, mühendislerin ekonomisinin yükselmesi demektir. Şimdi olaya bu yönlerle bakmamız lazım. Şunu diyorlar, TOKİ ucuz konut üretiyor. Tamam, katılıyorum. Kendisi her şeyi istediği gibi yaptığı için konutu ucuz üretmiyor aslında. Ucuz taksitlendirme yapabiliyor. Çünkü devlet var arkasında. Devlet güvencesiyle bunu yapıyor. Ama 1+1 fakir konutu dediği zaman veya alt gelir grubuna konut ürettiğin zaman tamam biz buna katılıyoruz. Sosyal konut TOKİ üretmesi lazım. Ama yanlış anlamayın. 3+1 konut ürettiği zaman ve 150 bin lira sattığı zaman bu sosyal konut olmuyor. Ben de aynı bir paraya satıyorum. 400 küsürlere aynı ödüyorlar. Bu sosyal konut olmuyor. 150 bin lira sattığı konut sosyal konut olmuyor. Bir de sabit değil biliyorsun fiyat. Sabit değil. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz mimarlar odası olarak sosyal politikalar açısından sosyal konut üretilmesi alt gelir grubu için veya orta gelir grubu için istiyoruz. Ama bunun adı 3+1 150 metrekare sosyal konut değildir. Bunun adı farklıdır. Bunun adı farklı bir şey olması gerekiyor. Biz bu noktada şunu söylüyoruz. TOKİ uygulamalarını yaparken lütfen şehrin ekonomisini düşünerek yapalım. 1300 konut buradaki müteahhitlerin de, mimarların da, mühendislerin de, malzemecilerin de burada ekonomisinin, şehrin ekonomisinin geriye gitmesini sağlar. İleriye gitmesini sağlamaz. Beklenen güne çok az bir zaman kaldı. David People Cafe 20 Ekim 2014 gününde resmi açılışı yapılacak. Öğrenciye ve halka Kütahya'da hizmet vermeye başlayacak. Modanın mekan gezegeni David People Cafe Food.